Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle olacağım ve bu açılımda aklındaki kişi tam da şu anda sana karşı ne hissediyor, ne düşünüyor diyeceğiz. Yani ana odaklanmaya çalışacağız. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan arkadaşlarım için geçerlidir. Bunun dışındaki hiçbir kişiyi kapsamamaktadır benim enerjilerim, niyetlerim ve tabii ki de videolarım. Bunu da hatırlatayım arkadaşlarım. Alma verme dengemizi lütfen koruyalım. Sonuçta burada bir emek var. Evet, hadi bakalım. Önce aklınızdaki kişinin güncel durumuyla bir başlayalım. Nasıl hissediyor kendini şu anda? Evet, nasıl hissediyor kendini? Evet, şimdi arkadaşlar bu insan biraz kabuğuna çekilmiş gibi gözüküyor. Kendi dünyasına çekilmiş, biraz sessiz, biraz dinleniyor. Biraz kendini yeniliyor. Özellikle aşk, tutku, cinsellik, yoğun yaşanan duygular ya da yaşanacak duygularla alakalı bir kendi kabuğuna çekilme durumu söz konusu. Spesifik olarak bu konuları verdi. Bir geri çekilme, bir kendi dünyasına dönme durumu söz konusu. Tabii ki burada bu kişi sizinle alakalı gizli bir aşk yaşıyor olabilir, platonik bir aşk yaşıyor olabilir ya da gizli yaşanan bir aşkınız olabilir. Bununla alakalı bir ego durumu var, bununla alakalı saplantı yaptığı şeyler var. Sabit fikirli olduğu ve uyum sağlayamadığı noktalar var, bunları belirtiyor. Tabii ki bunun dışında da takıntı yaptığı şeyler olabilir ama burada spesifik olarak aşk, gizli yaşanan duygular, korkular, ego gibi durumlarla ilgili böyle bir durumu verdi. Ve arkadaşlar kısır bir döngü içine girdim diyor. Çok monoton bir hayatım var. Yenilikleri görmekte zorlanıyorum. Adeta ruhsal bir uyku durumundayım. Ve artık şansımın açılmasını istiyorum. Bahtımın açılmasını istiyorum diyor. Bu kişi güçlü enerjilere geçebilme isteği içinde. Aynı zamanda da bir yolculuk, bir seyahat düşünüyor olabilir. Bir taşınma, yeni bir düzen kurmak istiyor gibi geldi bana. Fakat bunu saklıyor. Bunu kendi içinde yaşıyor. En yakınlarına dahi bunu söylemiyor. Fakat bununla ilgili bir çabası var arka planda. Ve son tahlilde arkadaşlar bu insan aslında mutlu bir yuvada yaşamak istiyor. Gerek kendi ailesiyle arasını düzeltmek, sağlıklı bir ortamda yaşamak bu kişinin bir dileği. Ya da kendi ailesini kurmak. Mutlu bir yuva, işte söz, nişan, evlilik gibi dilekleri de var. Ve aynı zamanda bu kişi devletle ilgili bir işini çözme duasında olabilir. Bir kısmı içinde eline küçük bir miktar para geçmiş gibi gözüküyor. Evet, gündemi böyleydi. Peki sizinle ilgili gündemlere bakmak istiyorum. Bu kişinin size karşı duyguları. Size karşı duygularında neler var? Evet. Şuradan da almak istedim arkadaşlar. Bu desteği de kullanmıyorum bayağıdır. Şundan da bir alayım. Buraya gelmek istedi. Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar sizinle alakalı şöyle bir durum söz konusu. Bu kişiyle bir anda karşılaşmış olabilirsiniz. Çok ani bir karşılaşma, çok ani bir buluşma. Ve bu şekilde iyi yönde bir gelişim hayatımda meydana geldi diyor. Yani ani bir tanışma olabilir burada. Ve değerli bir şey bulduğu hissiyatı var bu kişide.
Ve sizi görmek istiyor. Evet, DNA şövalyesi, kupa ikilisi. Burada bir buluşma, bir tutku, bir arzu söz konusu. Belki de hiç hesapta olmayan bir duygu, bir tanışma sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Çünkü diyor ki ona karşı çok enerjiyim, ona karşı çok fazla tutkuluyum. Ve onunla bir arada olmak istiyorum. Çünkü onunla mutlu bir beraberlik yaşayabileceğimi düşünüyorum. Hatta uzun vadeli, ileriye dönük bir ilişki yaşayabilirim onunla diyor. Fakat burada birazcık bu insanda çevre faktörü ağırlıklı gibi geliyor bana arkadaşlar. Bu insanın bakmak zorunda olduğu kişiler olabilir, sorumluluk sahibi olduğu kişiler olabilir ya da araya giren insanlar olabilir. Bu insanın aklını çelmeye çalışan biraz bu konularla ilgili kendini düzeltmek istiyor. Yani o çevreden kopmak, o insanların söylediklerinden vazgeçmek gibi bir durum içinde. Sizin bu insanı beklediğinizin çok farkında. Evet, güzel, sıcak bir ilişki. Fakat bu insanın bazı isteksizlikleri var. Bakın, hem kupa 8'lisi hem kupa 4'lüsünde bu kişinin şu anda size karşı duygularıyla ilgili ve genel anlamda hayata dair bir takım motivasyonsuzlukları var. Özellikle işle alakalı yaşadığı başarısızlık bir şekilde sizin ilişkinize yansıyor olabilir. Evet, burada daha çok bu insanın iş, kariyer, istikrarlı bir hayat, istikrarlı bir iş, bununla alakalı sorunları olduğu için ümitsiz, isteksiz, sıkılmış, hırslarını kaybetmiş bir şekilde aslında bunu duygularına yansıttığını da söyleyebilirim. Ancak şunun da farkında ki sizin hayatın tadını çıkarması gerektiğinin ya da sizin ne olduğunda hayatın tadını çıkaracağını, hedeflerine ulaşabileceğini ve güzel bir tamamlanma içinde hayatın güzel anlarını yaşadığı, tatmin olduğu, doyum ve huzura ulaştığı, aradığımı bulduğum dediği bir ilişkide olabileceğini düşünüyor. Fakat bunun için de şunu söylüyor, diyor ki tutumumu değiştirmem lazım, aynı hatalara düşmemem lazım. Çünkü belki de aynı hatalara düşmem bu güzellikleri yaşamama engel olacak diyor arkadaşlar. Bu şekilde geldi. Peki, aynı hatalara düşmemeliyim dediği şeyler neler? Ya da aynı hatalara düştüyse bunlar neler? Bu kişiye göre size yaptığı en büyük hatalar neler? Gel bakalım. Arkadaşlar, bu kişi çok toy enerjide kalıyor. Evet, bir istiyor bir istemiyor ya da enerjisi bir yükseliyor bir alçalıyor gibi gözüktü bana burada. Kararsız oluşu, aslında çok istiyor oluşu ama bir taraftan çok sert oluşu. Bir taraftan çok duygusal oluşu ama bir taraftan hemen mantığa kendini çekmesi, stratejiyle düşünmesi, duygularına teslim olmaması. Evet, peki düştüğün yanlışlar neler? Bu ilişkiye karşı düştüğün yanlışlar neler? Başka kişileri devreye sokmuş olabilir. Yasak bir ilişki yaşatıyor olabilir size. Arkadaşlar, ya da sadece cinsellikle ilerleyen, tutkularla ilerleyen bir ilişki olabilir. Mesela düştüğü hatalardan birinde bu olduğunu söylüyor. Kimisi için az çaba sarf ederek çok fazla şey elde etmeye çalışmak mesela yapılan bir hata. Bir diğer şey, dediğim gibi, mantık ve duygu dengesini kuramıyor oluşu. Kimi zaman çok duygusal, anlayışlı, dengeli, merhametli, kimi zamansa çok sert stratejiyle, mantıkla ilerliyor ve daha sert duruyor olabilir. Ve bu yüzden de size karşı güvensiz bir tablo çiziyor olabilir. Bir diğer şey arkadaşlar, evet, romantik adımlar atmasına rağmen bunun devamını getiremiyor olabilir. Çünkü biraz şüpheci, biraz ilişkilere sıcak bakmayan, biraz kılı kırk yaran, özellikle evliliğe sıcak bakmayan bir insansa, ilişkiye sıcak bakmayan bir insansa, uzun vadeli planların içinde olamıyor, sadece anlık yükselmeler, anlık romantik jestlerle bir şeyleri ilerletiyor olabilir. Ve diğeri de arkadaşlar, kimisi için arkadaşlığı ön planda tutuyor olması, sizi arkadaş olarak görüyor olabilir, arkadaş muamelesi yapıyor olabilir ya da siz tam olarak bir ilişki içinde miyim, değil miyim, arkadaş mıyız, sevgili miyiz? Hani bunu çok fazla sorguluyor olabilirsiniz. Çünkü burada toy bir enerji de var aynı zamanda. Çünkü bu kişi biraz da yıpranmış ikili ilişkiler konusunda. Bunu da size yansıtıyor ve geri duruyor olabilir.
size yardım etmekten, sizinle olmaktan kaçınıyor olabilir. Çünkü kendi özünde de aslında bir ümitsizlik, bir gözyaşı, her şeyin tersine gitmesi durumu söz konusu. Ve bu yüzden de biraz daha dışa dönük, biraz daha işte farklı zevklerin, hayallerin peşinde koşan, belki çok renkliliği isteyen, arzulayan biri olabilir. Acı çekmemek istediği için. Ve bir diğer şey, arkadaşlar, bu kişi gereken özgüvenle gelmiyor olabilir size. Geçmişi bırakamıyor olabilir. Geçmişinde bağlı olduğu, sıkı sıkıya tutunduğu durumları varsa, bu sizinle olan bağını engelliyor ve tam güvenli bir şekilde, tam ben sana aitim, tamamen ben seninle olacağım özgüvenine gelememesine sebep oluyor olabilir. Peki bundan sonrası için nasıl bir adımla gelebilir, hangi adımlarla gelebilir ve nasıl bir ilişki yaşatabilir size? Nasıl bir ilişki yaşatabilir size? Nasıl bir ilişki yaşatabilir, bir bakalım. Nasıl bir ilişki yaşatabilir? Evet, telefonum da şarjı azalıyormuş. İnşallah yeter. Ama yetmezse zaten anlarsınız arkadaşlar. Evet, nasıl bir ilişki yaşatabilir bu insan size? Hadi bakalım. Şimdi birileri araya girebilir arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Yani birisi ya da birileri yüzünden burada aslında aşk duygusu olmasına rağmen ya da dolu dizgin bir aşka başlamanıza rağmen bir takım sorunlar yaşanabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Özellikle burada sizin daha şefkatli, daha fedakar olmanızdan kaynaklanan sıkıntılar çıkabilir. Yani siz aslında nasıl böyle bir duruma maruz kaldım şeklinde sorgulayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu insan biraz böyle renklilikten hoşlanan biri demek ki. Biraz böyle flörtöz, başkalarıyla da denemeyi seven biri. Yine o toy enerjiyi burada da verdi. Dolayısıyla araya başkaları girebilir ve bu duygular zedelenebilir gibi gözüküyor. Ve bir diğer şey arkadaşlar, bu insan biraz sizden yaşça küçükse ya da olgunluk bakımından hani daha az olgun biri ise sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu da nedir? Bir takım engeller. Yapamam, edemem şeklinde maddi ve manevi engeller. Nasıl yapayım şeklinde. Dolayısıyla çok fazla sabır göstermeniz gerekebilir bu insana. Sabır gösteren tarafın siz olmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Ve bir diğer şey arkadaşlar, uyumu amaçlayan şeyler yapmak isteyecek. Evet, doğru, ama aranızdaki eğitim farkı gibi, aile farkı gibi, uzak şehirlerde yaşamak gibi, fiziksel uzaklık gibi durumlar bir handikap olacak. Evet, duyguları yok diyemeyeceğim size. Duyguları var, duygusal olarak bir artış söz konusu. Fakat bu konularda, bu dediğim konularda güçlü olması, güçlü olma konusunda zorlanabilir, öyle söyleyeyim. Bir kısmı için yasak bir ilişki durumu devam edebilir ya da bu insan farklı kişileri hayatına sokabilir. Çünkü biraz böyle heyecanlı, maceracı bir yapısı da var. O yüzden bir tarafta siz, bir tarafta diğer kişilerle alakalı dengeyi kurmakta zorlanabilir. Dışa dönük birinden bahsediyoruz, maceracı birinden bahsediyoruz. Ve siz pek çok şeyin değişmediğini, aynı kaldığını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben o kadar değer veriyorum, onu sahipleniyorum ama onda hiçbir şey değişmiyor şeklinde. Düşünüp kendinize dönüp daha çok kendinizle barışık ve kendinizi sevme haline doğru gidebilirsiniz gibi gözüküyor. Evet, yani birine bağlanacak bir tipe benzemiyor açıkçası. Burada benim kartlardan aldığım izlenim arkadaşlar. Henüz arayışları bitmemiş. Mantığı, zekası, artık her neyse oturmamış birinden bahsediyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Ne yapmalısınız? Evet, bak, hemen kılıç kraliçesini verdi. Net ol, keskin ol, güçlü iradeli ol. Aklını duyguların önünde kullan ve hem kendine hem de karşındaki insana dürüst ol dedi. Ve kadersel anlamda bu şekilde kendi önünüzü açabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız iyilikler varsa bunların mükafatını göreceksiniz gibi gözüküyor. Büyük fırsatlar önünüzde var. Problemler çözülecek. Sadece yapmanız gereken kendinize güvenmek, daha tutkulu olmak, daha kararlı olmak,
daha sosyal olmak, belki iyimser olmak ve belki de bağımsızlığınızı elde etmek. Arkadaşlar, kendi özgüveninizin farkına varmak, kendi güzelliğinizin farkına varmak ve bağımsız bir karakter olmak, bu çok önemli. Özellikle bu insandan daha üstün bir kişilik olduğunuzu bilmeniz önemli. Maddi ve manevi bu insandan daha üstünsünüz. Bu yüzden de doğru kararlarla, bu özgüvenin vermiş olduğu cesaretle gücünüzü elde etmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun bu insanla çok hani yoğun bir geçmişiniz olabilir. Belki ruh işi olduğunuzu hissediyorsunuz, kupa altısını vermiş ama eğer bu insan size bir kayıp veriyorsa, duygusal anlamda sizi tatmin etmiyorsa arkadaşlar, o zaman geçici çözümler yerine kalıcı bir çözüm olarak bu insana arkanızı dönmek, bu insandan ayrılmak ya da bu insana verdiklerinizi artık vermemeye başlamak bir çözüm olabilir. Ve aynı zamanda da bulunduğunuz çevreyle alakalı sıkıntılarınız varsa bu çevreden biraz uzaklaşmak size iyi gelecektir. Bir kısmı için bu çevreye uyum sağlamak, bir kısmı için uyum sağlayamıyorsanız uzaklaşmak, daha keyifli zamanlar yaşamak, güzel bir yolculuk, bir tatil size iyi gelecektir. Çok fazla eleştiriyorsanız insanları ve kendinizi buna bir dur demeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha maneviyata yönelebilirsiniz. Spiritüel konulara yönelebilirsiniz. Mesajlarınız da bu yönde geldi. Peki melek kartımız bize ne söylüyor? İki tane alayım. Evet, ilki diyor ki içsel tanrıça dans ederek, kendine iyi bakarak ve dahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır. Bak, burada söylediğimiz şeylerin aynısı geldi. Ve ölümsüz aşk, paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi dedi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakınız.